Merhaba Restoran TV izleyicileri. Biz Zirvedeki Restoranlar programıyla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğum Mahmut Gergeç. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyi, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz Mahmut Bey? Biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Ya ben Mahmut Gergeç, şefim, mutfak şefiyim. Kaç yıldır bu işlemi? 25 yıl oldu. Ama emekli oldum. Şu anda kendi yerimi açmak istiyorum. İnşallah sene sonu. Öyle bir planımız var. Aşçılıkla başladım. Eğitimini aldınız mı bu işi? Sonradan aldım. Bir özel kuruluşta hem yurt dışı hem yurt içi sertifika almak amacıyla bir yerde eğitim aldım. Ama onun öncesinde hobi olarak başladı. Hobiliği aşçılığa çevirdim. Profesyonel aşçı oldum. Çok güzel. Genelde zaten aşçılarımız öyle. Aslında birçoğu da bulaşık yıkamadan aşçılar. Evet, genelde öyledir. Genelde öyledir, öyledir. Değil mi aşçılarımız? Öyledir. Sizde de öyle mi? Ben de öyle değil. Ben şef olarak başladım, şef olarak bıraktım. Ne zaman olmuş, ne kadar olmuştu bırakalı? Yeni çok olmadı, 1,5-2 yıl kadar oldu. Şimdi hiçbir yerde hani aşçılık çalışmıyorsunuz. Çalışmıyorum şu anda. Emekliliğin tadını çıkarıyorsunuz. Yani bundan sonra kendi işimi yapmak istiyorum. Hı hı. Çünkü kendi tariflerim var, kendi lezzetlerim var. Bende sadece aşçılık yok, bende aynı zamanda tatlı var, bende aynı zamanda baristalık var. Çok güzel. Evet. O zaman gurmesiniz diyebiliriz mi? Diyebiliriz. Size? Kolay kolay diyebiliriz. Hiçbir şey beğenmem. Gurmeler öyledir, evet. Bugün bayağı zengin malzemelerimiz. Yani neler var, neler yapacaksınız? Kuzu gerdanımız var. Önce, evet. Evet, kuzu gerdanımız var. Bunu fıstıklı ve dereotlu kuzu gerdan yapacağız. Rost edilmiş pancarlarımız var. Balzamik çilekli bir tatlımız var. Tatlı diyelim ona. Meyve. Yemek tası. Yani, evet. Onun üzerine mascarpone peyniriyle bir krema yapacağız. Üzerine gezdireceğiz. Çok güzel. Neyimiz var? İşte tereyağımız var, yumurtamız var. Avokadomuz var, mikro filizlerimiz var, mantar, kırmızı pancar, et suyumuz var, gerdandan elde ettiğimiz daha önceden. Tavuk suyumuz var, firik pilavımız var ve Antep fıstığımız var. Bir de tarçın. Tarçın var, evet, tarçın biz bu eti ben yaparken tarçınla yapıyorum. Tarçın da yapıyorum. Kullanıyorum, evet. Peki yavaş yavaş başlayalım o başlayalım. Zaman hazırlıklarınızda. Evet, ilk önce... Yardımcı olayım ben. Yani şuradan başlayalım. Etimizi bir ovacağız karabiber ve tuzla. Tamam. Çok iyi. Tamam, değil mi? Mahmut Bey, evde de mutfağa giriyor musunuz? Yemekler tamamen bendedir. İşinizi bırakmıyorsun. Ayrı. İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkürler. Lise 1'e gidiyorlar. O zaman mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Mutfağı seviyorum, evet. Genelde aşçılarımız pek evlerinde mutfağa girmezler aslında. Evde çok fazla bir şey yapamazsınız. Ancak belirli şeyler. Şimdi her malzemeyi evde bulunduramıyorsunuz. Evet. Tutamazsınız. Şimdi tenceremizi açalım. Biraz zeytinyağı ilave edeceğiz. Bizim orada çeşitli zeytinyağlarımız da evet. Var. Biberli falan çok. Bunlar kekikli galiba. Yine içerisine biraz tereyağı koyacağız. Sizce iyi bir şef olmanın sırrı nedir Mahmut Bey? Bilmekten geçer. Başka? Tek bu mudur cevap? Evet, bilmek. İdare etmeyi bilmek. Reçete bilmek. Reçete, o çok önemli değil tamamen mi reçete? Tamamen bilmek. Bir de bilmek yani bilgi. Bilgi çok. Evet. Araştıracaksınız. En önemli şey. Şimdi tereyağımız eriyecek. Evet. Yağımız biraz ısınacak. Daha sonra etimizi koyacağız. Diğer tarafta sebze suyu yapacağız. Sebze suyu için. Yardımcı olabilirim ben de size. Dereot için sanırım. Yok, dereotunu en son kullanacağız. En son evet. Biz şimdi oraya bir soğan koyacağız. Ama ondan önce tenceremiz şöyle.
Ama bunları kabuklarıyla koyacağız. Aa. Tabii. Çünkü peki neden? Niye kabuklarıyla? Kabuğunun da farklı bir aroması vardır. O yüzden. Aslında her sebzenin, meyvenin de kabuğunda. Pek böyle soyuyoruz, yemiyoruz ama şifa, evet, faydalı oldu, yararlı olduğu söyleniyor. Ben hiçbir zaman ayırmam. Yani sarımsağı da kabuğuyla kullanırım. Soğanı da kabuğuyla kullanırım. Hı-hı. Hem renk verir, hem evet, farklı bir aroması var, tat verir. Sadece kabalama şöyle dörde böleceğiz. Hı-hı. Yurt dışına gittiniz mi iş için hiç? Maalesef. Yok, çıkmadım. Yurt dışına çıktım ama iş için gitmedim. Burada çalıştım, İstanbul'da çalıştım. İstanbul dışına da çıkmadım. Evet. Genelde çoğu şeflerimiz de yurt dışına da gidiyorlar bir sezon. Özellikle yaz aylarında yurt dışı için gidiyorlar ya, evet, sezon bitiminde. Hatta şu an onların sezon sonu. Benim çok fazla fırsatım olmadı. Çocuklar var. Çocuklar. Çocuklardan dolayı gidemedim. Burada bir şeyler yapmak istiyorum yurt dışında değil de. Kendi yerinizi açmayı düşünüyorum. Kendi yerimi açmak istiyorum. Evet, en büyük hayalim o. Konseptim hazır, her şeyim hazır. Peki bir ortağınız var mı? Var, kendiniz? Var. Yine bir aşçı arkadaşım var. Aynı zamanda kendisi senarist ve yönetmendir. Peki şey, yeri belli mi açacağınız yerin şu an? Yer henüz belli değil. Belli değil. Hayır. Biz şu soğanları bir atalım. Sarımsak atalım. Tane karabiberimiz var. Hı-hı. Yeterli miydi o? Yeterli. Bir de tarçınımız var. Tarçın, evet, yaparken tarçın. Evet, tarçın, hı-hı, kullanıyoruz. Bütün lezzeti veren şey tarçın. Tarçın değil mi? Tarçın. Bütün lezzeti. O halde sizi mutfakta vazgeçirmeniz, kullandığınız tarçın yani diyebilir miyiz? Ette kullanıyorum, evet. Evet. Onun haricinde var mı peki kullandığınız mutfakta, yemeklerinizde vazgeçilmez bir baharatınız? Ya tatlılarda kullanıyorum. Baharat, ben de çok farklı baharatlar kullanıyorum. Yani ben her şeyi kullanıyorum. Kişniş dahil olmak üzere, kakule, aha, olmak üzere. Bütün baharatları kullanırım. Hı-hı. Baharat yeme lezzet veren şeydir. Evet, yeme lezzet veren. Ama tadını ortaya çıkartan da tuzdur. Öyle mi dersin? Tabii, kesinlikle. Ben pek tuz kullanmıyorum. Yemeklerimde de fazla tercih etmiyorum tuz. Ama yine de o yemeğin tadını alıyorum. Vallahi yemeği tuzsuz yaptığınızda bilmiyorum. Yani bana şey geliyor. Bu ocağımız yanmamış. Ben yardımcı olmaya bakayım. Bu böyle kapalı mı? Küçük. O değil, şunu yakalım. Hı. Yeterli midir? Gaz kokusu yok değil mi? Yok yok. Rahat olabilirsiniz. Sanki var gibi geliyor. Biraz kısabiliriz altını isterseniz. Yok, onu da yüksek ısıda yapıyoruz. Onun içine ne atmıştınız? Büyük tencerenin içine. Şimdi onu da öğrenelim. Sebze suyu. Sebze suyu. Normalde var, aslında, evet, sebze suyu böyle yapılmaz. Onun içerisine kereviz sapı girer, maydanoz sapı girer, oo, havuç girer. Benziyor. Bu farklı. Burada sadece soğan, hı-hı, sarımsak, tane karabiber ve tarçın var. Birazcık da kekik koyabiliriz. Yaş kekik daha, değil mi? Taze kekik, evet. Taze kekik. Kuru kekik çok farklıdır. Taze, evet, kekik aroması farklıdır. Sizce kimler şef olabilir Mahmut Bey? Yani herkes bu mesleği yapabilir mi? Bu işi yapabilir mi? Herkesin yapabileceğini sanmıyorum. Sevmeden yapamazsınız. Tabii bilmiyorum, ki seveceksiniz. Sevmeden. Aslında her meslekte, her işte öyledir. Artı İşi sevmesi gerekir. Hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Araştırmak çok önemli. Araştırmak. Okumak çok önemli. Ama maalesef bunu kimse yapmıyor. Ama siz çok mesela bu işin eğitimini almamışsınız yine de. Çok okuyorum. Bilgiliyim diyor musunuz? Çok çok iyiyim, bir eğitim almış ya gibi. Ya bunun sonu yok. Mutfak çok geniş bir olay. Ama şimdi bir dünya mutfağı da var. Dünya mutfağıyla ilginiz var mı? Var tabii. Neler mesela yapıyorsunuz? Her şey. Her şey. Istakozundan karidesine. En çok mesela dünya mutfağından hangi mutfak daha çok sevdiğiniz? Yani İtalyan mutfağı güzeldir. İtalyan. İnsanlar tercih ediyor. Onlar biraz daha ama hamur işinde çok şeyler. Hamur işini hamur seviyorlar. Hamur işi bizde de önde ama. Bizde de öyle, evet, ama yok. Evet. Türkiye'de bence et. Yok, eti onlarda çok da seviyoruz şey, biz. Yani biz seviyoruz ama onlar da seviyor eti. Sadece biz sevmiyoruz. Onların hamburgeri çok güzel. Şey, Amerika'nın hamburgeri, işte İtalya'nın, hı-hı, makarnası ya da işte pizzası. Ama bizde, doğru söylüyorsunuz, komple et. Komple kebap. Et, tavuk olsun, normal et olsun. Eti çok seviyoruz biz. Eti seven bir millet. Evet, şu etimizi koyalım.
Olduğu gibi pişiriyoruz yani onu biz. Olduğu hiç doğramadan. Gibi pişiriyoruz. Evet, bunu karamelize edeceğiz bu şekilde. Daha sonra çevire çevire suyumuzdan yavaş yavaş ilave edeceğiz. Bu arada çok güzel bir koku geliyor. Kekik kokusu sanırım bu. Güzel bir koku alıyorum ben şu evet, an. Evet, kesinlikle. Çünkü yağ kekikli yağıydı. Şimdi panjırı şöyle kesiyoruz. Bunu bir alüminyum folyoya yerleştiriyoruz. Sarımsaklarımızı koyuyoruz. Kekik koyuyoruz. Kekik yerleştiriyoruz. Alüminyum folyoda ne kadar bekleyecek? 180 derece 1 saat. Daha sonra bunun fırından çıkarttığınızda kabuklarını soyuyorsunuz. Kabuklarını soyuyoruz. Bunu ister yuvarlak yapın, ister küp yapın. Bir kabın içerisine yine balzamik sirke, sıvı yağ, kekik, tane karabiber, sarımsak koyuyorsunuz. Dolabınızda bekletin. İnanılmaz bir lezzettir. Bir de şundan kullandınız siz. Bu nedir? Onu ya bu evde kullanılacak bir şey değil. Bunlar mikro bitkiler. Bu sadece tabaklarda süs amacıyla kullanıyoruz. Yani evlerde olabilecek bir şey değil. Evet, öyle de. Bir şey daha merak ettim. Buyurun. Yemeklerinizde ölçü kullanıyor musunuz? Kullanmam asla. Hayır. Göz kararı. Tamamen. Zaten... Damağımı kullanıyorum. Göz kararı... yapabilen insanlar, göz kararı koyan insanlar çok çok iyi derler mutfakta. Ya aslında o göz kararı demiyorum, göz nasıl tadına bakacak tabii. Mutfakta çok iyidir derler ama ölçülü insan işte damakla bakıyorsun. Damakla bakıyorsun ama. Şimdi evet. Onun hep tuzuna bakıyorsun, tadına bakıyorsun. Bu tamamen damağınla bakıyorsun. Eksikse ilave yapıyorsun. Bayağı alın teri döktünüz şefim. Ben çok terliyorum. Bu benimle alakalı bir şey. Aslında burası çok da sıcak değil. Şimdi bunu şöyle bir çırpacağız. Bakalım nasıl çırpacağız. Tamam. Şurada pudra şekerimiz var. 400 gramlık. 120-125 gram. Daha sonra kremamız var. Tabii bu kap bunun için çok uygun değil. Daha derin bir kap mı? Evet. Bizim mayonez kabı dediğimiz kaplar vardır. Onlardan kullanılması gerekiyor. Bunu da ne olduğunu izleyicilerimize tekrar aktaralım. Ne kullandık? Mascarpone peyniri. 400 gram. Her 100 gram için yumurtanın sarısı. Tamamına da 120-125 gram pudra şekeri kullanıyoruz. Aslında bu tiramisu'nun da içi. Biz tabii bunu çileklerin peki üzerinde kullanacağız. Peki her yerde marketlerde satılıyor mudur bu peynir? Var. Marketlerde var. Ama herkes bunu kullanmaz. Maalesef herkes tiramisu labne ile yapılıyor. Yapıyor evet. Ama labne ile yapılmaz. Peki şey yemeklerinizde özel olarak mesela başka şehirlerden getirdiğiniz bir şey var mı? Bir malzeme. Mesela yağ olur. Başka bir şehirden getirdiniz veya bir baharatı olur. Ya hani... başka şehirlerden bir şey getirmiyorum. İstanbul'da her şey mevcut. Yani siz kalitelisini kullanmak isterseniz her şey var. Ucuz kullanmak isterseniz ucuz var. Ben asla ucuz malzeme kullanmadım, kullanmam. işte mesela çikolata, Belçika çikolatası haricinde hiçbir çikolatayı kullanmam. Kimse de kullanmıyor. Tatlılarınızda değil mi? Evet, evet. Asla kullanmam. Kullanmadım. Şöyle bırakalım. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Silikon spatulamız yok. Şimdi siz bana yardımcı krema olun. Krema koyma. Kremayı bunun için kullanmıyor muyum? Yok, krema onun için değil. Bu da nedir? Bunun da ne olduğunu izleyicilerimize aktaralım. Krema torbası. Krema torbası. Şu şekilde. Nasıl tutuyor? Elini şöyle tutarsan tutabilirsin değil mi? Ben de tutayım deneyeyim bakayım. Bu şekilde. Şöyle açıyoruz, sıkıyoruz. Şöyle. Ucundan da sanırım makasla keseceğiz. Aynen öyle.
şöyle alacağız. Alalım şöyle isterseniz önümüzde, tamam, daha iyi olur. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel görüntü oldu. Yemekte sunum çok önemli. Önemli. Yemekte. Lezzet kadar önemli. Lezzet tabii ki, böyle ya, o yemeğe baktığımızda mesela insanın iştahı açılıyor. Evet. Ama yemeğe de kıyamıyoruz, biliyor musunuz? Hani o kadar güzel hazırlanmış, sunumu çok güzel. Böyle. Vallahi ben afiyetle yerim. Güzelse. Siz yaptığınız için işte. Ben aslında ben yaptığım yemeği yemem. Öyle bir adetim gerçekten yok. Evet. Çoğu şeflerimiz öyle der ama. Çoğu. Gerçekten yemiyorum. Yiyemiyorlar. Yediğim çünkü nedir biliyor musunuz? Nedir? Sandviç, tost, işte dürüm arası, peynir falan, yani onlar. Evet. Asla yemek yemem. Öyle der. Çünkü yaparken doyuyorsunuz aslında, değil mi? Ya o da var. Şimdi her şeyin tadına bakıyorsun. Ama nedendir yemiyorum. Yani normalde de ben yemek yemem. Hep böyle atıştırmalık şeyleri çok seviyorum. Etimiz devam ediyor. Pilavımız da devam ediyor. Çekecek. Avokado ne için kullanacaksınız? Burada bir avokadomuz var. Pancarlarla kullandık. Portakal ve avokado. Kapris salatası bilir misiniz, İtalyan? Biliyorum. Domates ve mozzarella, pesto şey, fesleğenle yapılır. Hı-hı. Onun bir benzeri pancarla yapılıyor. Hı-hı. Orada kullandık avokadoyu. Şimdi şunu tekrar biz anlatalım. Alüminyum folyo koyduktan sonra ben 180 usulü, derecede. Ama ben benmari usulü. Bir fırın, hı-hı, kabının içerisine, altına su koyuyoruz. Evet. Suyun içerisine bunu koyuyoruz. 180 derecede 1 saat pişiriyoruz. Pişirdikten sonra çatalla denersiniz, bakarsınız ya da, hı-hı, bıçakla. Yumuşadığı zaman alıyorsunuz bunu. Dış kabuklarını soyuyorsunuz. Bu yani yuvarlak bu şekilde yapabilirsiniz, küp küp yapabilirsiniz. Salatalarda çok yakışır, kullanabilirsiniz. Bir kabın içerisine, bir saklama kabı evde yapacaksanız, saklama kabının içerisine işte küp küp yapıp koyuyorsunuz. Zeytinyağı, yine balzamik sirke, ezilmiş sarımsak, tane karabiber ve kekik koyuyorsunuz. Birazcık da tuz ilave ediyorsunuz. Acayip lezzetli bir şey. Çok güzel. Siz bu balzamik sirkeyi bayağı birçok yemeklerinizde kullanıyorsunuz. Ya kullanıyorum. Yani ette de kullanırım, tavukta da kullanırım, balıkta da kullanırım. Özellikle balıkta da çok yakışıyor. Onun haricinde tabii birçok şey var ama balzamik sirke gerçekten güzel bir şey. Gerçekten. Kullanıyorum. Tatlı çeşit olarak başka neler yapıyorsunuz? Tatlılarınızdan size özel diyebileceğiz mesela. Bu bana özel. Yani benim yapmış olduğum çilek ve çikolata aşkı diye bir tatlım var. Adı da çilek ve çikolata. Çilek ve çikolata. Evet, bu görmüş olduğunuz kremayı kullanıyorum. Gerçekten çok lezzetlidir. Yani ben yapıp misafirlere ikram ediyordum, yani müşterilerimize. Ama yaptığım bir şeyin çok da fazla tadına bakmam. Nasıl olduğunu bilmiyordum. İnsanlar "oo" falan yapıyor. "Ne var bunda?" dedim bir gün. Ben de tanıma kafamı haklılarmış dedim. Ama neden yani? İçinizden geliyor mu? Ya da... Vallahi herhalde öyle. Ya onun haricinde... Psikolojik bir şey mi? Hani ya mesela, bu kadar yapıyorsunuz özenerek bayağı... Mesela alın teri döküyorsunuz hani. Ama ben severek yapıyorum. Severek ama hani insan merak edip de mesela bir tadına bakmak, o görüntüyü... Ya bakıyorum ama sonradan bakıyorum. Yani işte bunun haricinde o çilek çikolata aşkını, mesela kahveyle yapmış olduğum bir tatlım var. Coffee cream. Türk kahvesiyle. Espresso ile yapıyorum. Espresso ile. Onun içerisinde yumurta yoktur. Bunda yumurta var. Yumurta yemeyenler, alerjisi olanlar için falan mükemmeldir. Çok var ya, aklımda değil. Yani benim şeylerim vardır, not defterlerim vardır. Bir sürü. Siz şimdiden menünüzü hazırladınız, o zaman açacağınız. Çok menü çıkar oradan. Ya, inanılmaz menü çıkar. Merak ediyoruz. Umarım biz de sunacağız bakalım. Açtığınızda siz bize konuk oldunuz. İnşallah. Daha sonra biz size konuk olacağız inşallah. 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 Pilavımız ne kadar sürede pişecek? Daha ne kadar dakikası var?
Yani az kaldı. Hı-hı. Suyunu tamamen çeksin. Zaten hafif ıslak bırakıyoruz ki kurumasın. Bunun haricinde bütün malzemelerimizi kullandık herhalde. Etimiz zaten devam ediyor. Evet, yemeklerimiz artık pişti. Sunuma geçebiliriz. Tadılığı merak ediyoruz. Evet. Mantarlı. Şimdi bu yemeğimizin adı nedir? Onu öğrenelim. Mantarlı firik bulguru, yani firik pilavı ve fıstıklı kuzu gerdan. Buyurun, afiyet gerçekten olsun. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ben hemen bir tadına bakmak istiyorum, ufak bir çatal alıp. Şuradan. Dereotu pek yemiyorum, sevmiyorum. Şu an bu yemeğin tadına bakın. Güzel. Değişik bir tat ama işte dereotu kokusu beni mahvediyor. Fıstık ayrı bir lezzet vermiş Mahmut Bey. Evet, özelliği o. Bugünkü konuğum Mahmut Gergeçti. Bu güzel lezzetleri bizlere yaptı. Tatlık çok güzel. Özellikle o dereotu ve fıstık şahane bir tat vermiş. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, elinize kolunuza sağlık. Bayağı alın teri döktünüz ama. Maalesef. Emeğe saygı diyoruz. Evet. Bir sonraki zirvedeki restoranlar programıyla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.